Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde Kayseri Uçak Fabrika Kitabı tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Programa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri AK Parti Milletvekilleri, Kayseri AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan İnce Toprak, gaziler, şehit yakınları ve protokol üyeleri katılım sağladı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı editörü Doktor Öğretim Üyesi Neslihan Altuncuoğlu kitap hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kayseri özelinde olmak üzere genelde ise ülkemizin ihtiyacı olan yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünleri ortaya çıkarmak amacıyla ilgili sektörler, kurumlar, kuruluşlar ile birlikte çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde havacılık yönetiminden havacılık elektrik ve elektroniğine kadar farklı 6 bölümde yürüttüğü eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte gerek insan kaynakları gerekse de önemli altyapı desteğiyle havacılık sektörüne ve ekosistemine önemli katkılar sunmaktadır. Ben kıymetli hocamız Neslihan hocama ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Rektörümüze teşekkür ediyorum. Bizlere yardımcı oldular. Tabii ki bu süreç içerisinde değişik çalışmalar yapıldı. 1920'li yıllar Kayseri'mizde elektrik bile yok. Cumhuriyetimiz kurulmuş. Daha sonrasında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla Kayseri gibi bir şehirde Tayyare Fabrikası, o zamanki ismiyle kurulması adına bir karar verilmiş. Doğru düz bir yolumuz yok, tren yolumuz da yok. Böyle bir süreç içerisinde Almanya ile yapılan bu anlaşma sonrası İskenderun Limanı'na geliniyor. Oradan Niğde, Urkışlı'ya kadar Tayyare Fabrikası'nın kurulması amacıyla bu malzemeler getiriliyor. Daha sonra develerle, kağınlarla, affedersiniz merkeplerle vesaire o şekilde Kayseri'ye bu fabrikanın parçaları getiriliyor ve burada bir fabrika kurulma kararı veriliyor. Bu güzide eserin ortaya çıkmasına emeği geçen, katkıda bulunan herkese, başta editörümüz olmak üzere, onun çalışma arkadaşlarına en içten duygularına teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, şehirlerin ruhunu yansıtan, şehirlerle özdeş hale gelen önemli semboller vardır. Bütün şehirlerimize bu vardır. İkinci hava bakım fabrikamız da şu an içinde bulunduğumuz fabrika da Kayseri'mizle özdeşleşen sembollerden biridir. Kayseri'de yaşayan bütün ailelerin şu veya bu şekilde bu uçak fabrikası ile ilgili, tayyare fabrikası ile ilgili, İkbal Bakım Merkezi ile ilgili mutlaka bir çalışanın akrabası, sınıf arkadaşı olmuştur. Ülkemizin ve Kayseri'mizin yüz akı olan fabrikamızı tarihinden gelen tecrübeyle savunma ve havacılık sanayimizin öncü ve köklü bir kuruluş olarak faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte, kalifiye personeli, çalışmaları ve imkan ve kabiliyetleriyle yerli ve milli savunma sanayi hedeflerimize ulaşmamıza büyük katkı sağlamaktadır. Ve önümüzdeki dönemde bunun artarak gideceğine inanıyoruz. Özellikle Eğirbaş'ta yapılan anlaşma ile fabrikamız savunma sanayimize ilave yetenekler kazandırmıştır. A400M projesiyle hava kuvvetlerimizin ve askeri fabrikalarımızın ulaştırma uçaklarında sahip olduğu bakım yeteneği daha da artmıştır. Yakın zamanda 2. A400M uçağının retrofit dediğimiz toplam bakım işlemleri sıfır hatayla çok şükür gerçekleştirilmiştir. Bu başarılarından dolayı emeği geçen tüm personelimizi, tüm arkadaşlarımı en içten duyarla kutluyorum. Bu durum fabrikamızın ve personelimizin yeteneklerini açık bir şekilde göstermektedir, ortaya koymaktadır. Esasen Kayseri'mizin havacılık konusundaki atılımı yerinde değildir, hepimizin bildiği gibi. Kayseri havacılık sektöründe de köklü bir tecrübeye sahiptir. Böyle arkadaşlarım izahatta anlattılar. Ta 1926'da Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi adıyla kurulan fabrikamız 1928-1941 yıllar arasında ürettiği uçaklarla dönemin en iyi havacılık fabrikalarından bir haline gelmiştir.